Evet, bir olağanüstü yeteneği izledik. 6 yaşındaki piyanist. Zaten yetenekler bu yaşlarda ortaya çıkıyor. Fazıl Say da 5 yaşından beri çalıyordu. Hem de böyle çalıyordu. Hatta daha iyi çaldığını söyleyebilirim. Yani 5 yaşındaki halinin resitallerini falan izliyoruz bantlardan. Hatta bazılarına da tanık olduğumu biliyorum. Dolayısıyla yetenek yaşla ilgili olmayan bir süreci beraberinde getiriyor. Bugün bize Barış Ürkün eşlik ediyor. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk, merhabalar. Skype hattımızda da Cüneyt Paksoy var. İki dev isimle konuşacağız. Cüneyt, hoş geldin sen de. İyi akşamlar Ali abi, iyi akşamlar Barış. İyi akşamlar, merhaba. Cüneyt'ciğim sen biraz hatta kalacaksın, bizi dinleyeceksin. Barış'la Merkez Bankamızın swap kararını konuşacağız. Sonra sana da soracağım. Gerçekten çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten ben mesela karar açıklandığında evet doları bir miktar gevşetir dedim ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. 11 kuruş bir günde. Evet. Tabii bu 11 kuruş bir volatilite demek aynı zamanda. Biz bunları istemiyoruz. Biz istiyoruz ki dolar yükseliyorsa yavaş yavaş yükselsin, iniyor da yavaş yavaş insin. O zaman yatırım kararı verenler ona göre hareket etsinler ama swap kararını bize şöyle başından sonuna herkesin anlayabileceği bir dilden, ekran başında çünkü bilenler var, bilmeyenler var, hiç bilmeyenler var, onlara göre anlatmanı istiyorum. Yani tabii şimdi şöyle söylememiz lazım. Kur tabii 7.94-7.95 birdenbire hızlı bir şekilde hareket ettikten sonra herhalde en anlaşılır dilde söyleyeceğim şey, Merkez Bankası ben hani buradayım, aksiyon almakta çekinmiyorum. Bu konuda ilk adım yani ilk adımı değil devam eden adımları atmaya devam ediyorum şeklinde bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü yani 8'e doğru yaklaşıyoruz. Yani ve bu 8'e doğru yaklaştığımız süre içerisinde Merkez Bankası 200 bas puan faiz arttırdı. Normalleşme adımları kapsamında BDDK tarafından gelen adımları gördük. İşte swap hamlesi geldi. Aktif rasyosu güncellemesi geldi ama gelinen noktada kurun hareketini yukarı yönlü etkileyen ekonomi dışı faktörler de var maalesef. Onların birçok yönlü etkilenmesiyle birlikte, yani onlara da belki birazdan değiniriz. Kurun geldiği seviye itibariyle Merkez Bankası'nın bu kararı almış olduğunu görüyoruz. Yani likidite yönetimi kapsamında alınmış bir adım. Bu noktada swap faizlerinin yükseltilmesiyle birlikte işte bankaların TL'ye ulaşması konusunda maliyetleri biraz daha yükseltmiş oluyor bu şekilde. Bir bakım arbitraj olanan da kısmış oluyor. Daha ucuz faizle işte 10-25 daha önceki faiz. Londra'da işte daha sonra dışarıda daha yüksek faizle bu parayı verebiliyordu. Bunun da bir miktar etkisini ortadan kaldırdı ve aslında bence en önemli etkeni burada. Bence de bu hareketin daha sert bir şekilde aşağı gelmesindeki en önemli faktör bence önümüzdeki toplantıda yani 22 Ekim'de yeni bir faiz arttırımı yapabileceğine dairdi aslında. Beklentiyi koruyup hatta biraz daha güçlendirdiği mesajını da bence çıkartmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Herhalde aşağı yönlü hareketin bu denli biraz daha sert olması işte 11 kuruş kadar gelmesinde herhalde böyle bir sonuç ortaya çıktı. O yüzden böyle bir sonuç geldi diye düşünüyorum ben. O yüzden de bu gidişat, yani bu görünüm, kurdaki dediğiniz gibi volatilitenin yüksek kalmaya devam etmesi ki şöyle bir şey de var, bir grafik gördüm sabahleyin. Evet. Son iki ay içerisinde, yani gelişmekte 12 para birimine de dahil olmak üzere, dünya üzerinde en çok kullanılan para birimleri birlikte bakıldığında, Türk lirası en yüksek volatiliteye sahip para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Neden dersek, işte nedenleri aslında biraz da belli. Ortada, tabii. Birçok neden var. Son günlerde birkaç tane daha buna yeni halkalar eklendi. İşte S-400'ünün testinin başlayacak olması. Buna tam olarak şu günlerde denk geliyoruz. İşte Biden'ın biraz da işte arayı açması oylar bakımından. Hani onun kazanma ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte yani Biden'ın bize karşı bakış açısı. Bizim üzerimizdeki baskısı artıyor. Evet. O bence bir belirsizlik. En büyük belirsizlik o. 3 Kasım'a kadar onu yaşayacağımızı düşünüyorum ben. Aynı zamanda Doğu Akdeniz tarafında devam eden gelişmeler var. İşte Yunanistan'la devam eden gelişmemiz var. Orada hala tam anlamıyla bir çözüm yok görüldüğü üzere. Aynı zamanda Maraş'ın açılması, onunla ilgili Avrupa tarafından bir baskı gelir mi gelmez mi işte. Yine Biden belirsizliği de bence eklememiz lazım. Yani bu gibi etkenlerin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını da tabii bu işin içine eklememiz lazım. Tabii. Yani dört koldan söyleyebileceğimiz stres artışı yaratan ve belirsizliği de artıran unsurların Türk lirası üzerinde bir baskı yarattığını görüyoruz. Yani 7.80 üzerine geçtikten sonra 7.94-7.95'i biraz bunların da yeni yeni gelişmeler olarak karşımıza çıkması ve az önce konuşmuş olduğumuz yani söylediğim yani seçim belirsizliği de Amerika'daki bence hani Biden'ın seçilme ihtimali gibi etkenlerin bu hareketleri meydana getirdiğini herhalde söylememiz gerekiyor. O yüzden gelişmekte 12 para birimlerine karşı olumsuz ayrıştık. Yani bu özellikle son bir ay, iki ayda daha belirgin bir şekilde meydana geldi.
onun etkileri var mı? Bence önemli etken burada Merkez Bankası'nın devrede olmaya devam edeceği ve bence en az 150-200 bas puan bir faiz arttırımı daha 22 Ekim'de bu gidişat böyle olursa gelecek gibi gözüküyor. Ekstra önlemlerin de geldiğinde görebiliriz. Yani 11.75'e çıktı swap faizi. Evet. Bunu Borsa İstanbul gecelik faizde de belki yukarı yönlü eğilimde de belki göreceğiz. Daha fazla görebiliriz. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de zaten yukarı hareket etmeye devam ediyor. %11.53'te en son baktım ama onu güncellenmiştir. Onu görmedim ama orada da alan var. Yani yukarı doğru gitme potansiyeli var ama bu adımlar yetmezse eğer bir o taraftan da biraz daha piyasaya verilecek mesaj açısından bir faiz arttırımı gelme beklentisinin güçlendiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi bu hamle hani böyle gardı düşmüş bir boksörün böyle birdenbire bir kontra yumruk çıkarması gibi bence. Yani karşı taraf bunu hesaplayamadı. Bu aynı zamanda elinde dolar tutan, trade edenler için söylüyorum. Yani hani yastık altına koyan vatandaştan bahsetmiyorum. Onlar zaten yapıyorlar birikimlerini. Yani ona müdahale de etmek mümkün değil. Çünkü Türk lirası güvensiz bir para birimi ne yazık ki. Mecburen dolarda tutuyorlar. Geçen ayın mesela en çok getirisi olan emtiyası şeydi, dolardı. Evet. Yani vatandaşları bu konuda yadırgamıyorum. Ama çok normalde bulmuyorum, ayrı. Doğru. Şimdi elinde dolar tutanlar mesela bu yumruğu yedikten sonra pazartesi günü acaba ne yapacaklar? Yani hani yere düşmek üzere ama ayağa kalkıp yeni bir hamle yapabilirler mi? Yoksa hayır düştüm bir daha vurmayın derler mi? Şimdi yatırımcıdan bahsederken hani hangi yatırımcı? Yani onu evet onu da ayırmak bilinçli lazım. Olan yatırımcı bir de bilinçli evet. Maalesef olmayan yatırımcı grubu ikiye ayırmak herhalde lazım. Doğru. Bence bilinçli olmayan yatırımcı grubu yani biraz daha ben düştü dolar alayım tarafına eğilebilir. Geçebilir, evet. Yani işte 7.84'ün de aşağısını da görebiliriz. Evet. Ama olur da Merkez Bankası yeni adım atarsa aslında bir gelişme daha var burada. Onu atladık aslında. Bence bu da etken olabilir bu dolar TL'nin aşağı hareketinde. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde işte enerji keşfi anlamında evet. Karadeniz'de o yeni katmanların 80 milyar metreküplük evet. Rezervin bir miktar yukarı çekilebileceği söyleniyor. Aynen. Evet. Yani o haberin beklentisi de bir miktar bu fiyatlamanın içine girmiş olabilir bununla beraber. Yani böyle bir haber de gelirse eğer belki o geçen haberde olduğu gibi tam anlamıyla o kadar etkili olmasa bir miktar oradan da aşağı hareketini görebiliriz. Yani dediğim gibi yani bu seviyelerden almak bilinçli yatırımcının bence yapmaması gereken bir hareket tarzı bence. Evet. Yani çünkü dolar TL'de yani bir yatırım olarak değerlendirmek hele bu seviyelerden bu yatırım olarak değerlendirmeyi ben çok mantıklı bulmuyorum. Neden? Çünkü az önce konuşmuş olduğumuz durum ne? Volatilitesi çok yüksek. Yani belirsizliği yüksek olan bir para biriminde volatilitesi yüksek olunca yüksek seviyeleri görsek bile çok aşağı seviyeleri bir anda görebiliyoruz gördüğümüz gibi. Ama daha yüksek seviyede de görebiliriz. O da ayrı bir konu. Ben bu belirsizlik ortamında bilinçli yatırımcı olarak dolar TL'ye şu anda yatırım yapmam açıkçası. Evet. Yani o yüzden beklerim, nereye doğru evrileceğini görmeye çalışırım. Özellikle şu belirsizliklerin yüksek olduğu günlerde ondan sonra hareket etmeyi tercih ederim diye düşünüyorum. İnşallah öyle devam evet. Ederler tercihlerini. Tahtakale'de olsaydık serin git derlerdi değil mi? Biraz yani. Serin ol, bekle, sonra bir dinlen, nefes al, ondan aynen. Sonra kendine girirsin. Peki Cüneyt'e dönelim. Cüneyt, dinledin bizi. Dolayısıyla yeni soru sormama gerek yok. Hem kararı bir değerlendirmeni istiyorum, bir de pazartesi gününden sonra en son Barış'ın da ilave ettiği acaba yatırımcı nasıl bir davranış biçimi içinde olur? Şimdi sevgili Barış da açıkladı net olarak ama onun üzerine ek olarak şunu ilk etapta söyleyebilirim. Merkez Bankası'nın nerede devreye girdiği. Evet. Yani 7.80, 85 ilk adımıydı. Politika faizini 200 bas puan arttırdığı süreç. En direkt adımlara daha önce başlamıştı. Barış onları güzel açıkladı. BDDK'nın normalleşme adımları da var ama burada ikinci adımda 7.95'te geldi. 200 bas puanlık arttırım sonrası sebebiyle. Peki Barış'a döneceğim. Sana tekrar geleceğim Cüneyt. Bizi dinliyorsun ve izliyorsun zaten. Şimdi pazartesi iki tane veri geliyor Barış. Bir tanesi işsizlik verisi. Biri de cari denge geliyor. Hı hı. İşsizlik verisi geriden geldiği için ve korona döneminin sonuna işaret ettiği için bir miktar iyi gelebilir. Yani koronadan çıktık, pandemiden, karantinadan çıktığımız döneme ilişkin bir veri gelecek. O bakımdan küçük bir iyileşme bekliyorum ben işsizlik verisinde. Fakat cari dengeden yana çok umutsuzum. O verinin iyi gelme ihtimali neredeyse evet. Bana göre sıfır. Şimdi bir iyi bir veri, bir kötü veri gelecek.
Bir de üstüne Merkez Bankası'nın bu kararı var. Bir de pazartesi sabahleyin işte dört gözle bekleyen, piyasanın açılmasını bekleyen ve dolar alayım mı almayayım mı diye şey yapan yatırımcı var. Ne yapmalı? Tabii dolar düşünce tabii şimdi dediğiniz gibi alayım mı diye çok sorun olacaktır. Tabii. Bize de telefon gelecek büyük ihtimalle. Tabii şimdi evet işsizlikle ilgili rakamlar son zamanlarda çok büyük oynaklık göstermiyor. Onunla ilgili hani işten çıkartma yasağının gelmesinden sonra o verinin de tam anlamıyla belki de sağlıklı hesaplanmadığında belki hesaba katmamız lazım. Evet pandemiden o kısıtlanma önlemlerinden çıktıktan sonraki süreçte biraz daha ekonomik aktivite canlanınca işte kapanan işletmeler tekrar açılınca işte çalışanların bir kısmı yeniden işine geri dönünce o sayımlarla birlikte belki bir miktarda iyileşme gözlenebilir ama tabii yani çift tanelerde olacak bir işsizlik olayıyla yani karşı karşıya kalmaya devam edeceğimizi tabii söylememiz lazım. O açıdan baktığımızda yani o ayrı bir sorun. Evet. Yani işsizlik sorunu zaten geçmişten gelen bir sorundu bizim. Onun hala devam ettiği bir süreci yaşayacağız. O kanıksanmış bir durum artık. Onunla ilgili kısa vadede yapacak bir şey yok. O bizim normalimiz haline geldi. Öyle demek lazım. Hani bunun hani Türk lirasına bir etkisini elde pek olumlu anlamda, olumsuz anlamda görmeyeceğimizi zannetmiyorum. Peki. Yani, cari denge verisine gelecek olursak da doğal olarak ithalat tarafında hani geçen hafta da burada konuşmuştuk. Bir artış. Doğal olarak bizim yaşadığımız bu Haziran'dan sonraki süreçteki o genişleyici politikalara sıkı sıkı tekrardan sarılmamızın akabinde doğal olarak tüketim talebindeki artışın yarattığı bir ithalat artışı. Onun etkisini tabii ki burada görüyor olacağız. Yani bu rakamların yani işsizlikle birlikte cari denge rakamların yani kur tarafına çok böyle önemli bir hareket ettirici bir etkisini bırakmasını beklemiyorum. Yani bunu geçmiş veriler açıklandığı zamanda da çok fazla etkisini görmüş değiliz bence. Burada ana etkenler bence ekonomideki şu o görünüm yani o verinin gösterdiği görünümden ziyade bizim demin de konuşmuş olduğumuz gibi dış siyaset ile olan ilişkilerimizin gidişatına ilişkin beklentiler. İşte yaklaşan seçim Amerika'daki bizim tarafta yine aynı meseleleri konuşacak olursak bence onlar. Onunla ilgili gelişmelerin yaratacağı özellikle etkiler ne olacak? Onunla ilgili beklentiler ne şekilde şekillenecek? Evet. Hafta sonu gelecek yeni haber akışları olacak mı olmayacak mı? Bence ona dayalı şekilde biraz daha değerlendirmemiz lazım. Ama görünen o ki az önce Cüneyt Bey de çok güzel açıkladı. Yani Merkez Bankası'nın proaktif bu laf, bu kelime oldukça önemli. Doğru. Özellikle 200 bas puanlık faiz artırım kararını verdikten sonra geçen şu süreç içerisinde daha proaktif olacağına yönelik mesajı arka arkaya veriyor. İşte bugünkü hamlesini ona göre değerlendirmemiz lazım. Tabii burada en önemli şey tabii ki enflasyonla mücadele etmek, fiyat istikrarını sağlayabilmek Merkez Bankası'nın ana buradaki hedefi. Yani bunu da sağlayacağım yönelik mesajı da şu anda bugünkü hamlesiyle birlikte verdi ve sonraki aşamalarda da vereceğim yönelik sinyali de bu noktada güçlü bir şekilde burada tutmaya devam ettiği için. Yani ben kurdaki volatilitenin biraz da düşme eğiliminde olabileceğini açısı düşünüyorum. Yani o yüzden bu konuda biraz da herhalde dikkatli olmakta fayda var. Yani kur 7.95'lere geldi, bu hamle geldi. Bir daha bir yükseliş görürse bir hamle daha göreceğiz bence. Yani 8'e gitmeyecek bence kur. Onu gelmemesi için bence bir müdahaleler gelecek diye düşünüyorum arka arkaya. En azından 22 Ekim'e kadar olursa bu durum, bunu görürüz. Yani bu jeopolitik risklerden bahsediyorum. Onların yaratacağı etkiyle TL tarafında bir zayıflık görürsek bence bu hamleleri görürüz diye düşünüyorum. O yüzden ben bu tarafta pazartesi itibariyle kur tarafında aynı şeyi söyleyeceğim. Temkinli olunması gereken seviyelerde olunduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli hareketler görülebilir ama o kısa vadeli hareketleri anında tepki verebileceksek eğer işlem yapmalıyız. Diğer taraftan çok fazla ben o konuda taraftar değilim açıkçası. Serin gidin diyorsun. Serin gidin. Tamam peki. Cüneyt aynı şeyi sana soracağım. Pazartesi bir iyi bir kötü veri gelecek. Yani bir iyi bir kötüden kastım benim tahminim. Farklı çıkabilir ama işsizlik verisinde küçük bir iyileşme olabileceğini düşünüyorum ama işsizlik, o lanet olası federaller şeyi, o şeyden geliyor. Amerikan filmlerinde işte yerel polis, o şerifler cinayeti araştırıyorlar. Pat diye işte iki tane şey geliyor FBI'den. Onlar tabii hemen FBI gelince alandan çekiliyorlar. O yüzden de oradaki o replik hep şey kalır. Böyle lanet olası federaller yine geldi. Şimdi bu lanet olası federaller yani Fed hakikaten öngörülemez bir noktaya doğru giderse yeniden şu anda öngörülüyor. Yani Fed'in ne yapacağını aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Diğer merkez bankaları da şu anda tahmin edilebilir noktada. Yani Japon Merkez Bankası öyle, Avrupa Merkez Bankası öyle, hatta Çin Merkez Bankası öyle. O bakımdan umarız o öngörülemez noktaya yeniden gelmez. Gelirse o zaman o filmin o repliği hepimiz için geçerli hale gelebilir. Şu ama geçerli bence. Dün verdiğimiz bir haber vardı.
bir Amerikalı demokrat senatörle bir cumhuriyetçi senatör bir önerge verdiler Mike Pompeo'ya. Açık mektup. Dediler ki Türkiye eğer bu S-400 meselesinde ısrar ederse Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşünüyor musunuz? Amerika'nın hasımlarıyla mücadeleyi içeren bir yasası var, KATSA diye. O KATSA yasasını uygulayacak mısınız diye açık açık sordular. Ben onu da yine bu lanet olası federallere bağlayacağım. Şundan dolayı biz geçmişte Cüneyt parlamento muhabili yaparken böyle gündeme getirilmesini istediğimiz bir konu olduğunda, örneğin diyelim ki Ankara Belediyesi'nde işte işçilerin hakları gasp ediliyor falan ya da çıkarılıyor. Evet. Gelirdi oradan işte birisi, işçi derdi ki böyle bir durum var, bunu bir dile getirin. Tabii şimdi bunu gidip bir bakana söyleyemiyorsunuz. Yani bakana efendim işte Ankara Belediyesi'nde böyle bir durum var, buna bir bakar mısınız diyemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O güne kadar hiç önerge vermemiş, parlamento çalışmalarına katılmamış, bir tane milletvekili buluyorduk. Ona yazıp veriyorduk. O da gidip okuyordu şeyde. Ve dolayısıyla gündeme geliyordu. Yani konuşuluyordu. Bazen de sonuç alınıyordu. Bu da o. Yani bu mektup, bu Mike Pompeo'ya verilen mektup o. İki tane, çok özür dilerim ama hani böyle boşta gezer senatörün işgüzarlığı. Bu oradan bir yere varılmaz. Ne zaman ki bizatihi Mike Pompeo'nun ya da Savunma Bakanı'nın ağzından çıkarsa ya da Donald Trump'ın ağzından çıkarsa o zaman KATSA'nın yeniden gündeme gelebileceğini düşünebiliriz. Aksi halde çok fazla şey değil. Neyse çok şey yaptım ama biraz Çin'e değineceğiz. Buna ilişkin görüşün varsa yani sen de lanet olası federallerden şikayetçiysen söyleyebilirsin. Lanet olası federallerden şikayetçiyiz ama lanet olası federaller de şimdiye kadar bir şey de yapamadı. Yani KATSA şey S-400'ler gelmeden önce evet. Çok fazla gündeme geldi bu KATSA yaptırımları. Ama yönetimde tabii başta Trump vardı. Evet. O hepimiz gördük yani engelledi. Yani bu yasanın gelmesini engelledi ama hani birçok madde vardı. O madde içerisinde biz en az zarar verecek maddelerin daha ön plana çıktığını gördük. Evet. Şimdi S-400'ler geldi. O süreç de geçti. Hala KATSA yaptırımları o zaman da gündemdeydi. Sonuç geri alınmadı şimdiye kadar. Hep konuşuluyor ama eylem olmadı şimdiye kadar. Şimdi test edilmeye başlandı. Yeniden gene dediğiniz gibi gündeme geldi görüyoruz. Yani ben 3 Kasım'a kadar en azından ben bir ses çıkacağını düşünmüyorum bu konuda. Ondan sonra kim seçilecek? Ona göre bence biraz da herhalde ya endişemiz artacak ya da tamam bu şekilde devam ederiz diye herhalde yorum yapacağız diye düşünüyorum ben. Evet. Peki şimdi dünyayı kurtaran ülkeye bakacağız. Çin'e. Çin'le ilgili çok güzel bir grafiğimiz var. 2019-2020 dönemi Çin Hizmet PMI istatistikleri geldi. Ekim ayı itibariyle yani içinde bulunduğumuz ay itibariyle 54.8, 50'nin üzeri değerler iyi kabul ediliyor. Ama bunun bir hizmet PMI verisi olduğunu unutmayalım. Asıl olan imalat PMI. İmalat PMI, hizmet PMI'ya eşlik eder ya da onun üzerinde şekillenirse o zaman bileşik PMI yukarıda çıkar. Bileşik PMI da bir öncü veridir. O öncü veri büyümeyi ve sonraki değerleri bir şekilde anlatır. Şimdi buna baktığınızda, önce senden alacağım, Barış sonra Cüneyt'e aynı soruyu soracağım. Bir ciddi düzelme eğilimi görüyor musun? Yani öncü veri olması bakımından soruyorum. Bunun tabii ekonomideki diğer makro dengelere etkisinin ne olacağını düşünüyorsun? Şimdi öncelikle herhalde Çin'in durumundan bahsetmemiz lazım herhalde. Yani koronavirüs ilk Çin'de çıktı. Görünen o ki sadece Wuhan'ı etkiledi. Çok enteresan bir şekilde. Ve çok iyi kontrol ettiler. Yani nasıl kontrol ettiler onu hala anlamış değilim. Bilemiyoruz. 85 bin gibi bir vaka sayısıyla hatta en son baktığımda oluyor. Yani evet, 100 bin bile değil yani. 100 bini bulmadı tabii. 100 bin bile değil. Amerika kırılıyor. Evet ve gelen fotoğraflara bakıldığında da işte klapta böyle eğlenceler evet. Havuz partileri falan. Eller havaya yıkıyorlar. Yani. Çok evet. Enteresan. Hayat normale dönmüş gibi gözüküyor birçok anlamda orada. Hayatın normale döndüğünü gösteren bir herhalde sonuç. Çünkü hizmet PMI'ından mı bahsediyoruz? Tabii. Tabii yani Mart ayında 26.5'e düştü fakat çok hızlı şekilde toparlanır ki 58.4 verisi de 10 yılın en yüksek seviyesiydi hatırladığım kadarıyla. Doğru. Ve tamam yani Temmuz'dan sonra hani dünyanın geneli itibariyle bakıldığında yani tekrardan işte Eylül ayından sonra özellikle işte Ağustos sonu vaka sayıları tekrardan artmaya başlayınca dünya genelinde yani onun da biraz beklenti bozulması belki gerçekleşmiş olabilir fakat gelinen noktada 54.8 iyi bir rakam. Yani 50'nin üzerinde. Tabii. Ve hatta Ağustos'tan sonraki süreçte de grafiğe baktığımda da benim gördüğüm son 2 ay içerisinde yeniden artışa geçmiş. Yani bu demek oluyor ki aslında hem virüsten kurtulmuş olmalarının bir sonucu burada. Yani tekrardan hizmet tarafı faal hale gelmeye devam ediyor. Yani o konuda bir bozulma yok.
aynı zamanda bence yine kendi ekonomisini desteklemek adına, özellikle iş tüketimi canlandırmak adına ortaya koyduğu desteklerle birlikte buradan da bir fayda sağladığını ve bunun da olumlu etkilerinin herhalde yaşandığını görüyoruz. Yani bence Çin virüsü çözmüş durumda. Çözdü, evet. Bu virüsü çözmüş olduğunun da etkisini kendi içinde bakacağımız hizmet piyamayı verisi olarak da bence net bir şekilde görebiliyoruz. Ama tabii imalat piyamayı özellikle ihracat kanadı üzerinden bakarsak doğal olarak biraz dünyanın geneline de bağlı virüs konusunda. Tabii. O ayrı bir şekilde değerlendirmek. Onun gidişatını bence en yakından onu takip etmek lazım herhalde. Ama ben hizmet piyamayının bu nedenlerle birlikte bence şu anda iyi gittiğini ve Çin'in virüsten uzaklaşmakta olduğunu herhalde bu veriye bakarak söyleyebilirim. Yani dünya için de hayırlı bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki şimdi bir reklama gideceğiz. Cüneyt, reklamdan sonra Çin verisini seninle de konuşacağız ama önce bir reklam. Cüneyt Paksoy'la devam edeceğiz. Çin'in hizmet PMI verisini değerlendirecek Cüneyt Paksoy'da. Tam ekran geliyor ve sözü Cüneyt'e bırakıyoruz. Şimdi Ali abi, yani Çin zaten önemli bir ekonomi, önemli bir ülke idi virüsten önce de. Hızlı bir yükselişle büyüdüler. Son 10 senelik performansları %10'un üzerindeydi. Son 1-2 senedir bir aşağı yönlü büyümede %6'lara, 6,5'lara gelerek bir problem sinyali vermişlerdi. Dünyanın daralmasına bağlı olarak, dünyanın yaşadığı problemlere bağlı olarak. Sonra virüs pandemi etkisi. Fakat hakikaten şu soruyu ben de soruyorum. Yani bugün Trump bir kez daha, dün hatta yineledi. Hatta Pelosi de söyledi. Muhtemelen demokratlar gelse de galiba Çin-ABD ilişkileri pek öyle eski rotasına gelmeyebilir. Evet. Hani demokratlar bu işi düzeltir mi, tekrar normalleşir mi ABD için ilişkileri deniyordu. Fakat öyle olmayabilir çünkü hakikaten hala Amerika Birleşik Devletleri'ndeki süreç, Avrupa'daki süreç, hani Asya'yı başta Çin'i bir tarafa koyarsak inanılmaz. Yani Asya'da yani insanın hareket ettiği söylendi bu kısacık süreçte. Kısa seyahatler de olsa birkaç rapor okudum üst üste. Böylesi bir PMI rakamının gelmesi doğal. Bakıyorsunuz büyüme verilerinde, son dönem ihracatın toparlanma eğiliminde topyekun bir yukarı yönlü iyileşme gösteriyor. Ama en önemlisi virüsle ilgili hiçbir gelişme yok. Evet. Yani bize aksettirilen tablo. Bir baskı uygulanıyor dedin, doğru. Hatta onu basketbol deyimiyle söylemek gerekirse tam sağ pres uyguluyor şu anda Amerika'dan Avrupa'ya kadar. İşte biliyorsunuz Huawei'in CEO'sunu Kanada tutukladı. Amerika'nın marifetiyle tutuklama oldu, onu biliyoruz. Bu arada mesela bugün biraz önce bir haber verdik. Belçika Huawei'yi devreden çıkarmaya çalışıyor. Yani Avrupa'nın her yerinde şu anda Huawei'ye karşı Çin orijinli ve Çin bağlantılı olan ürünlerin yaşatılmaması, TikTok ve WeChat aklınıza ne gelirse hepsini bir şekilde Baidu, bütün bunları ortadan kaldırmaya, yok etmeye çalışan ya da topraklarından çıkarmaya çalışan bir batı var. O bakımdan Çin üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu biliyorum ama onlar da çok dayanıklı çıkıyorlar. Yani dayanıklı tüketim malı gibi davranıyorlar, bilmiyorum. Şimdi grafiklerimiz var Barış. İlk İngiltere 2 yıl imalat üretim endeksi oranları gelecek dipte. Arkasından da İngiltere'nin ticaret dengesi grafiği geliyor. O da dipte. İngiltere'nin durumu iyi değil. Bunu biliyoruz ama en azından iyi olmadığını bildiğimiz durumu yine de konuşalım. Evet, İngiltere'nin durumu geçmişten çok iyi değildi. Evet. Zaten hani şuradaki grafiğe bakarsak zaten üretim, imalat üretim endeksi yani sıfırla eksi rakamlar arasında gidip gelen bir görüntüde. 2019 Ekim ayından beri bakıyoruz yani grafikte gördüğü evet. gibi. Tabii salgın etkisiyle bir anda sert düşüş, o tabii ki anlamlandırılabilir. Yani dünya durdu o sırada. Hızlı toparlanmayı da anlamlandırabiliriz aslında. Doğru. Yani birdenbire teşvikler ciddi miktarda gelince o toparlanma. Esas buradaki resmi son eğriyi herhalde konuşmamız lazım. Yani buradaki iki türlü bence etki var burada. Yani bir tanesi Temmuz'dan sonra, yani Ağustos ayı itibariyle virüs vaka sayılarındaki özellikle Avrupa bölgesinde yoğunlaşan ve bence son gelen veriye göre de az önce okudum,
günlük 100 bin vakaya ulaşmış Avrupa bölgesindeki toplam vaka sayısı. Rekor düzeydeymiş, hiç şimdiye kadar olmamış. Ve son 2-3 gündür de özellikle İngiltere'de hep 10 bin üzerinde yeni rakamlar geliyor. İşte mesela son rakam 17 bin, yanlış hatırlamıyorsam. Ve bununla birlikte yavaş yavaş bazı işte karantina tedbirlerinin, bazı önlemlerin artırılacağına yönelik açıklamalar geliyor ki geldi de. İşte olağanüstü hal falan ilan edilmesi var bazı ülkelerde. İspanya'da mesela Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi bugün. İşte İngiltere'de de bu tarz önlemlerin alındığı, işte bazı önlemlerin artırılabileceğine yönelik açıklamalar var. Birinci etken bence burada bu. Hem hizmet tarafı üzerinden hem de imalat üzerinden yeni kapatmaların gelme ihtimali, gelmesi durumu ve geçmişten gelen etkiyle birlikte zaten tam anlamıyla ekonominin toparlanamamış olması, İngiltere'de özellikle. Bence bu imalat üretim endeksindeki şu zayıflamanın birinci açıklaması diye düşünüyorum ben. Yani ikincisi de bence burada Brexit kaynaklı belirsizliğin de bir etkisi var. Doğru. Onun da hala çözülememiş olması ve işte Brexit meselesi çözülmeden önce oradan birçok şirketin merkezlerini başka ülkelere taşımış olması, işte daha sonra bu eğer süreç çözülemediği müddetçe bunun da ticaretine olan olumsuz etkisi, bence bunlar da işi bir başka yönden sekteye uğratıyor diye düşünüyorum. Ve orada hala çözülemeyen durumlar var. Yıl sonuna kadar da çözülecekmiş gibi de gözükmüyor. Anlaşamadıkları bazı konular var. Balıkçılık üzerinden mesela bakıldığında gözleniyor bir tane etken olarak. Bence desteklerin daha fazla gelme ihtimalinin olduğu ama buna rağmen vaka sayısındaki artışla birlikte ekonomideki görünümün bozulduğuna dair işaret eden bir durum. O yüzden sıfıra kadar tekrardan yaklaşmış olduğunu bu noktada herhalde yorumlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Güzel. Peki Cüneyt, 4 dakika kadar vaktimiz var. Evet, grafikler ekranda, seni dinliyoruz. Şimdi zaten belki de Brexit sürecini İngiltere'ye götüren en önemli sebep ekonomideki durum. Yani halk mutlu olsaydı ve gidişat kendi lehlerine olduğuna inansalardı belki hiç Brexit süreci masaya bile gelmeyecekti. Doğru. Ama bir şekilde fatura Avrupa ile olan ilişkilerine çıkarıldı. Bu belki siyasi bir yönlendirme veya halkın kendi tepkisi, o zaman içerisinde yazılacak, çizilecek. Ama ortada bir gerçek var. Tüm dünyada olduğu gibi, yani birkaç ülkeyi bunun dışında bıraksak bile, yani Çin bile onlardan altılara geldi. Neticede herkes büyümesinde aşağı yönlü bir geliş var. Virüs bunu iyice artık arttırdı. Böyle bir süreçte İngiltere ekonomisinin ayağa kalkması biraz zaman alacak. Henüz Brexit ile ilgili süreç de tamamlanmamış gözüküyor. Yani İngiltere orada bir bedel ödeyecek mi, ne kadar ödeyecek, onun belirsizliği de var. Evet. Ama İngiltere Merkez Bankası o muhafazakarlığını bir tarafa koyup, belki merkez bankaları içinde en muhafazakar bankalardan biri. Yani George Soros'un zamanında Sterling'i provok ettiği dönemden sonra oturtulmuş sistem içerisinde İngiltere uzun süre devam etti muhafazakar tavrına ve korumacı tavrına, ama an itibariyle ben kısa vadede bir takım sorunların devam edeceğini, Brexit arkalarında bıraktıkları andan itibaren yalnız çok ciddi bir tarihsel döngüye sahip İngiltere. Döngüden kastım çok bölgede ticareti olan şirketi var ve çok bölgede kendisine yönelik dönüşü olabilecek iletişimi var. Artı ABD İngiltere ilişkileri farklılaşacaktır Brexit sonrası, virüs sonrası. Evet. Ben hani kısa orta vadede sorunlar görsem de orta ve uzun vadede İngiltere'nin tekrar bir yukarı yönlü süreçine gireceğini düşünüyorum. Ama tabii önce virüsü yenmeleri gerekiyor. En çok vaka İngiltere'de. 15 bin günde vaka üretiyor. Hatta bu 50 bine çıkabilir endişesi var. Evet. Tekrar bir kapanma daha yalnız olursa Merkez Bankası ve hükümetin çok daha ciddi masaya gelmesi gerekiyor. Kısa ve orta vadedeki kırılmayı engellemek için. Hani orta ve uzun vadede iki güzel veya olumlu olabilecek resme ulaşmak için en az hasarlı atlatması gerekiyor İngiltere'nin bu süreci. İzleyip göreceğiz ama ben hani finans merkezi olmayabilir veya başka türlü yorumlara pek şimdilik katılmıyorum İngiltere. Evet. Amerika'da olmadan ya da birçok dünyada finans merkezi olmadan da Londra kaynaklı ciddi bir merkezdi.
bunu bu statüyü kolayına bırakacaklarını da zannetmiyorum açıkçası. Ben de aynı kanaatteyim. Almanlar ellerini biraz erken oluşturmaya başladılar. Yani Frankfurt yakında Avrupa'nın finans merkezi olacak diye düşündüler ama olmadı. Yani İngiltere muhtemelen toparlayacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Cüneyt, çok teşekkürler Barış. Çok kısa bir ara, arkasından takvimle veda edeceğiz.